TR724 YouTube kanalında Tarık Toros'un "Tsunami, Dalgalar Kıyıya Vurmaya Başladı" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Erdoğan MHP'ye ne isterse veriyor. Bırakın ortaklıktaki payını veya her şeyin yarısını prensibini, MHP'nin bazı kadrolarda ve ganimet paylaşımında tulum çıkardığı dahi oluyor. İktidarı ümüğünden yakalayan, sıkleti ne olursa olsun parsayı toplayabilir. Gücü sınırsızdır. Şimdi kaseti başa saralım. Sedat Peker'in koruma kararı ne zaman kaldırılmış? Eylül 2019. Peker ne zaman yurt dışına çıkmış? Şubat 2020. Alaaddin Çakıcı ne zaman tahliye edilmiş? Nisan 2020. Peker'in bir süre oyalandığı, kandırıldığını anlayınca yurt dışına çıktığı, video çekmeye başladığı, videoları durdur çözeceğiz mesajı üzerine bir umut beklemeye geçtiği, Nisan 2021 tarihi verilince ailesini önden memlekete yolladığı, Nisan'da ülkeye dönüş beklerken evinin basılıp eşi ve çocuklarının korkutulduğu anlaşılıyor. Bitmedi. Eşi ve çocukları Dubai'deki Peker'in yanına dönebildi. Ülkeden çıkışları engellenmedi. Peker ikinci video serisine başladı. Arada ulaklar gitti geldi, Peker pazarlığa açık göründü. Önceleri belli mevzulara özellikle girmedi. Bütün bunlar kurgu olabilir mi? Yani Peker özellikle kızdırılıp birilerinin üzerine salınmış olabilir mi? Olabilir. Peki Peker'le tekrar pazarlık mümkün olabilir mi? Bu da olabilir. Ancak şu ara pazarlığın tek taraflı yürüdüğü anlaşılıyor. Çünkü unutmayın, Peker'i Balkanlar'da ve daha sonra Fas'ta paketlemek için operasyon üzerine operasyon yapıldı, sonuç alınamadı. Peker, videoları çekmeye başladıktan sonra pazarlığa açık göründü, aracılarla görüştü. Ancak bir biçimde masayı devirmesi gerekiyordu. Süleyman Soylu'nun kendisine pislik demesini fırsat bilip masayı devirdi. Görüşmeleri kaydetmeye başladı. Yayınladığı ilk görüşme bunu teyit ediyor. Mayıs 2020 öncesindeki görüşmeleri kaydedip etmediğini bilmiyoruz. Böylesi açık bir harbi ne zaman tasarladığına bağlı. Gemileri yakma kararı evinin basılmasından daha eski değilse eski görüşme kayıtları yoktur. Erdoğan son aylarda gündemi belirleyemez oldu. Haftalar sonra dişe dokunur laflar etti, muhalefet liderini açık tehdit etti. Birkaç saat sonra Sedat Peker, belaltı tweetiyle tekrar liste başı oldu. Peker, Mayıs başından itibaren çektiği videolarda bilinçli bir strateji götürdü. Pazarlık görüşmelerini, kritik noktaları tutan kişileri düşürmek için kullandığı başarılı da oldu. Soylu, Tuğla'nın kendi olduğuna erken uyandı. Onu Bahçeli ve Erdoğan takip etti. 3 hafta boyunca pazarlıkla sonuç alabileceklerini sandılar, zaman kaybettiler. Eğer racon kesilecekse bu raconu bizzat kendim keserim diyen Erdoğan Tufa'ya geldi. Artık raconu başkası kesiyor. Peker yalnız değil, bir stratejisi var, emin adımlarla yürüyor. Olay Ankara için geçiştirilemeyecek kadar büyük ve bunu epey geç anladılar. Peker'in Kıbrıs'ta Kutlu Adalı cinayetine dair ihbarı dönemin aktörlerince kısmen doğrulandı. Bunları iyi not edin. Ankara, tsunami'yi gördü görmesine de dalgalar kıyıya vurmaya başladı, insanlar kaçışıyor, diyor Tarık Toros TR724'teki köşesinde.